Hayrettin Karaman, Zalimden Medet Umulmaz 1995 yılında Filistin'e bir ziyaretimiz olmuştu. Fam şehrindeki ilahiyat fakültesi bizim Marmara Üniversitesi ile kardeşlik aktı yapmışlardı. Bu fakülte bizim ilahiyattan birkaç kişiyi davet etmeye karar vermiş ki kendilerini tanıtsınlar ve sıkışıp kaldıkları İsrail'den dünyaya açılabilmek için bizim ne yapabileceğimizi görsünler görüşelim diye. O tarihte Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi dekanı olan Profesör Doktor İbrahim Kafi Dönmez, onun yardımcısı Profesör Doktor Ali Bardakoğlu İslam Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Mehmet Erkal merhum ve ben bu davete icabet etmiştik. Büyük mücahit, alim ve hakim insan Raid Salah o tarihte Ummul şehrinin belediye başkanıydı. Seyahat boyunca bize rehberlik etti, gezip gördüğümüz yerlerin öncesi ve hali hazırıyla ilgili önemli bilgiler verdi. Mensup olduğu hizmet camiasının adı kısaca İslami Hareket olarak anılıyordu. Hamas onun bir parçasıydı. Hareketin yaptığı önemli ve çeşitli hizmetler vardı. Bu hizmetlerin bir kısmını da Kemal el Hatip idare ediyordu. Yaklaşık çeyrek asır önceye ait ziyaretimizde genç bir mücahit, şimdi hayatta ve faal olan Kemal el hatibin yakın zamanda yaptığı bir açıklama, hatıraların canlanmasına ve bu yazıya sebep oldu. Katil Esed'in yanında yer alarak zulme ortak olan Hasan Nasrullah şöyle bir açıklama yapmış. Ben ve grubum Hizbullah, Beşer Esed'in yanında katıldığımız savaş boyunca zengin bir tecrübeye sahip olduk. Kemal El Hatip işte bu açıklama üzerine şu açıklamayı yapıyor. Hasan Nasrullah şunu demek istiyor. Suriyelilerin canları, kanları, evleri, çocukları, kadınları, mescitleri, kendileri için bir eğitim, tecrübe ve bilgi laboratuvarı ve sahası olmuştur. Yüzbinlerce Suriyeli şehide ve milyonlarca sığınmacıya mal olan bu zengin tecrübe sayesinde Hasan Filistin'i ve Kudüs'ü kurtaracağını iddia ediyor. Allah'a yemin olsun ki hayır. Biz Suriyelilerin kanları pahasına Filistin'in, Kudüs'ün, Aksa'nın kurtarılmasını istemiyoruz. Suriye Suriyelilerin canlarına, mallarına ve namuslarına tecavüz edenlerin kurtarmasından münezzehtir. Kudüs'ü Hazreti Ömer Bizans'tan aldı. Selahaddin Eyyubi de Haçlılardan kurtardı. İşte Kudüs budur. Onu İsrail'in işgalinden ve zulmünden, Hazreti Ömer'i ve Selahaddin'i sevmeyen ve onlara küfredenler asla kurtaracak değildir. Bütün imkansızlıklar, çileler, dünyayı yöneten zalimlerin İsrail'i destekleyerek yaptıkları hukuka ve vicdana sığmaz zulümler, işgaller ve işkencelere, adı İslam devletleri olan yığının vurdum duymazlığına, menfaati ahlaka, dine ve vicdana tercih etmelerine rağmen yılmayan bu mücahitlere Allah yardım etsin. Unutmayalım ki Allah yardımını ona itaat eden kulları vasıtasıyla yapıyor. Hayrettin Karaman, Yeni Şafak